Teknolojinin ilerlemesiyle dünyanın farklı bölgelerine seyahat etmek çok daha kolay hale geldi. Medeniyetin ilk günlerinde aylarca süren bir yerden bir yere seyahatler şimdilerde sadece birkaç saat sürüyor. Bazı insanlar şimdiye kadar tüm dünyanın araştırıldığına inanabilir. Şu ana kadar dünyanın topraklarının yaklaşık olarak %83'üne insanlık dokunmayı başardı. Ama hala dokunamadıklarımız var. Gelin bu keşfedilmeyi bekleyen yerlere hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İşte dünyada insanoğlunun ayak basmadığı 10 yer. 10 numara, sualtı. Keşfedilmeyi bekleyen birçok yer var. Akla ilk gelen yer ise sualtı. Uzay hakkında bilmediklerimizin sualtı ile ilgili bilmediklerimizden daha fazla olduğunu biliyor muydunuz diye soruyor sualtı kaşifi Jill Hannard. Royal Canadian Geographical Society için çalışmalar yapan Hannard, özellikle sualtı mağaralarının keşfedilmeyi beklediğini söylüyor. Mağara dalışları bilinen en tehlikeli sportif aktivite olarak bilinir ve bu tarz yerler hem sualtı hem de kara parçası içerdiği için eşsiz keşif mekanlarıdırlar. Son olarak Güney Kutbu buzullarının içine dalış yapan Hannard, buraların sadece 100 yıl kadar önce ayak basılan dev bir kıta olduğunu da hatırlatıyor. 9 numara, Amazon Yağmur Ormanları. Amazon ormanları içerisinde 40.000 ağaç çeşidi, 2.000 kuş çeşidi ve memeli hayvan, 2.200 balık çeşidi ile 128.843 çeşit omurgasız hayvan bulunur ve bu nedenle dünya üzerinde en fazla türe sahip olan ormandır. Ancak 5.5 milyon kilometrekarelik alanda insanoğlunun ayak basmadığı bölgeler mevcut. Bu ormanları gün be gün tüketen insanoğlu 50 yıl içinde basılmayacak yer bırakabilir. 8 numara, Namibya. Namibya, Afrika'nın nüfus yoğunluğu olan bir ülkesi. Gizli güzellikleriyle insanı büyüleyen Namibya'nın toprakları çok katı kurallarla korunuyor. Bu yüzden keşfedilmemiş birçok bölge bulunuyor. Bunlardan en gizemli olan yer ise Kalahari Çölü. Kalahari'de 2000-3000 civarında göçebe hayat süren Boşimanlar adı verilen kabile yaşamakta. Boşimanlar yerleşik bir hayat sürmedikleri için genellikle avcılıkla hayatlarını sürdürmekte. 7 numara, Grönland Buz Tabakası. Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alan Grönland, 2.166.086 km² yüzölçümü ile dünyanın en büyük adası konumunda. Adanın %81'i buzullarla kaplı ve bu buz tabakası 3 km kalınlığında olup tabanı da deniz düzeyinin altında bulunuyor. Grönland, 2.2 km² ile kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsü. Adanın %80'i buz. 3 km kalınlığındaki buz tabakası insanlığın bu bölgeyi araştırmasını imkansız kılıyor. Bilim adamları bu buz tabakalarında keşfedilmeyi bekleyen pek çok gizemin olduğunu söylemekte. Fakat tam detaylı araştırma için hazırlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. 6 numara, Tristan da Cunha Adası. Sadece 300 kişinin yaşadığı bir ada olan Tristan da Cunha, en yakın yerleşim yerine 2800 km uzaklıkta olmasından dolayı dünyada ulaşılması en zor yer olarak kabul ediliyor. Halk yerleşik olarak sadece bir noktada toplanmış, kuzeybatısında bir yaylada yerleşim vardır. Adanın bunun dışında kalan kısımlarında yaşayan bulunmuyor. Aktif volkanik adada sosyal tesis olarak bir okul, bir hastane, bir postane, bir müze, bir pastane, bir yüzme havuzu var. Diğer kısımları zorlu şartlarından dolayı daha keşfedilmeyi bekliyor. 5 numara, Mariana Çukuru. Dünyada en az keşfedilmiş ve dünya üzerinde bilinen en derin noktadır. Yapılan son ölçümlere göre en derin noktası yaklaşık 10.994 metre. Suyun içine atılan 1 kilogram kütleli metalin tabana ulaşması yaklaşık olarak 1 saat sürüyor. O kadar derin ki Everest'i ters çevirip başını bu noktaya denk getirsek dahi yüzeye 1 kilometrelik mesafe kalır. 25 Mart 2012'de yönetmen James Cameron Mariana Çukuru'na tek başına inmeyi başardı. O da dikey torpil attı özel denizaltı sayesinde. Şu ana kadar ondan başka kimse Mariana Çukuru'na ulaşabilmiş değil. 4 numara, Gangkar Puensum Dağı. Adım atılmamış yerler listesinin başındaysa Bhutan'da bulunan Gangkar Puensum var. Bu dünyadaki 40. en yüksek dağ ve henüz bakir durumda. Dağcılar meraktan burayı ziyaret ettiler fakat zirveye bir türlü ulaşamadılar. 1994'ten beri Bhutan'da dağların 6000 metreden yüksek kısımlarına tırmanılması yerel ruhsal inançlara saygı nedeniyle yasaklanmıştır. Ve 2003'ten beri dağcılık tamamen yasaklanmıştır. 3 numara, Antarktika.
Güney Kutbu üzerinde devasa buz kütlesi dünyanın en az keşfedilmiş yerlerinden birisi. Afrika ve Okyanusya'nın güneyinde olan ve içinde ülke bulunmayan tek kıta. Kıtanın bazı yerlerine 2 milyon sene yağmur yağmamıştır. Burası dünyanın en büyük ve soğuk çölü olarak da kabul ediliyor. O yüzden pek çok araştırma zorlu şartlar altında gerçekleşiyor. Antarktika üzerinde bugüne kadar onlarca farklı ülke hak iddia etmiştir. Avustralya 5.8 milyon kilometre kare hak iddiası ile bu alanda başı çekmekte. Antarktika'da uzun süre yaşamak için fiziksel dayanıklılığınızın en üst seviyede olması gerekiyor. Bu sebeple 20 yaş dişlerinizi çektirmeniz ve apandis ameliyatı olmanız şart. 2 numara, Papua Yeni Gine. Diğer ülkelerin çok da fazla adını duymadığı, 700 ayrı dilin konuşulduğu, kendine az kültüre sahip ufak bir ülke olan Papua Yeni Gine, ulaşılmaz yerleriyle de dikkat çekiyor. Son derece engebeli bir arazi yapısı olan bölgede insanoğlunun ayak basmadığı yerler bulunuyor. Bölgede çok fazla arkeolojik çalışma yapılmadığı için birçok bilgi gün yüzüne çıkmamış olsa da yapılan sınırlı çalışmalar bu ülkede tam 10 bin yıldır yaşam olduğunu tahmin ediyor. 1 numara, Kamçatka Yarımadası. İkliminin çok sert olduğu Kamçatka'da kış 9 ay sürer. Don hemen her mevsimde görülür. 56-40 kuzey enleminin kuzeyinde 1500 metre üzerindeki dağlar kar ve buzla örtülüdür. Yaban hayvanları, balık türleri ve ormanlar yönünden çok zengindir. Oldukça ürpertici görünen bu yer insanoğlunun nadir ulaşabildiği yerler arasında yer alıyor.